Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün size biraz rahatsızım da zaten yaz gribi. Üstüne bir de bu üniversite sınavı sonuçlarının sayıları geldi. İyicene çöktüm diyebilirim. Gençlerimizin adına, eğitim adına bir çöküş yaşıyorum. Biraz ona değineceğim. Durum nasıl? Eğitimde hiç iyi görmediğimi hep söylüyordum. Gerçekten de haklı çıkmaktan bıktım artık zaten. Bıktım. Şimdi bizim eğitimimizden bahsedeceğim. Bari onu yakalasalar diye bahsedeceğim. Yani 70'li yılda mezun oldum ben Üsküdar Lisesi'nden. Şimdi kızım üniversite sınavına hazırlanırken edebiyat mezunu olduğum halde elementlerin sembollerini o çalışırken ben takır takır söyleyince kızım şaşırmıştı. Anne yıllar geçti olamaz ya sen bunları nasıl unutamazsın diye şaşırmıştı. Evet edebiyat mezunuyum ama cebir gördük, geometri gördük, fizik gördük, kimya, astronomi derslerini hep gördük. Fizik kimyada fen bölümüyle edebiyat bölümü olarak aynı kitapları okurduk. Bazı konuları edebiyat bölümü olduğumuz için hocalarımız atlardı. Ve yıllarca da yani o konuları biz unutmadık, taze kaldı. Şimdi işte eğitimdeki ben müfredat konularını ya yetersiz görüyorum ya da bazılarını çok gereksiz görüyorum. Ders kitapları için kendi alanımla konuşabilirim ancak. Türkçe edebiyat için söylüyorum, yüzlerce defa bizim fikrimizi aldılar eski hocaların ama almakla kalındı maalesef. Çok yetersiz ve Türkçe edebiyat kitapları günümüzde içime acıtıyor. O kadar güzel öğretmenliğimde öyle güzel yazarların ders kitaplarını okuttum ki Özdemir Sarıcalar, Üçlü Yazarlar, Nihat Sami Banarlar. Öğrenciliğimde ve öğretmenliğimde kaliteyi yakaladığım için şimdi eğitim beni asla tatmin etmiyor. Notları balon olarak görüyorum. Mezuniyetleri balon olarak görüyorum arkadaşlar. Benim teşekkür takdir belgelerim teksir kağıdıylaydı. Hiç unutma. Teksir kağıdına teşekkür yazısıydı. Abartı, abartı, abartı. Mezuniyet geceleri ana sınıfları kreşlere indi. Bu kadar abartıdan sonra işte sonuç karşımızda. Ne yazık ki içler acısı. Bakar mısınız tabloya göründüğü gibi? Karşınızda tarih 10 sorudan 2 doğru, fizik hiç bilinmiyor 14 sorudan 1 soru doğru, matematik 40 sorudan 4 onda 7 doğru, kimya 13 sorudan 0,9 doğru, ana dilimiz Türkçe 24 sorudan 4,9 doğru. 15 bin kişi de sıfır çekmiş arkadaşlar, sıfır çekmiş. Şimdi ben diyorum ki ya bari bizim zamanımızdaki 70'li yılları aşamadık, 70'li yıllara geri dönelim. Oranın müfredatını, oranın eğitim anlayışını getirelim. Bu çocuklar da ziyanı zebil olmasın, günah bu nesle. Gerçekten günah. Şimdi çocuk okutmak, çocuğu yerleştirmek, bir meslek sahibi olmak bir anne baba için ne kadar zor oldu arkadaşlar.